Bugün Almanya'nın Oberhausen şehrindeyiz. Oberhausen'da 2001 yılında kurulmuş Umut Yolu Derneği'ni ziyaret edeceğiz. 2001 yılında lösemili çocukların tedavi süreçlerinde onlara yardımcı olabilmek amacıyla kurulmuş olan Umut Yolu Derneği, "Sen de bir hayat kurtarmaya hazır mısın?" sloganıyla faaliyetlerini yürütmekte. Misafirlerimiz geliyorlar. Burada önce ellerini dezenfekte ediyorlar. Yani korona hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Burada tekrar misafirlerimize hatırlatma yapıyoruz. Maskelerini takmaları için, ellerini dezenfekte edip mesafeyi korumaları için. Burada ateş ölçüyoruz. Cihazımız burada. Ateş olmayan misafirlerimizi masamıza buyur ediyoruz. Kontaktlar dediğimiz onların bilgilerini alıyoruz. İsim, soyisim, adres. Ne kadar burada bulunduklarını. Ondan sonra tüpüzü yoğun için sahnemize. İlik Bankı'na kaydolmaları için kendilerini sahnemize alıyoruz. Orada gereken bilgiler veriliyor. Daha detaylı aydınlatılıyor. En son kararı tabii ki orada veriyorlar. Bütün bilgileri edindikten sonra ilik bankına kayıt olup olmayacaklarına kendileri karar veriyorlar. Hijyen kurallarına uymak için 1,5 metrelik mesafelerimizi yaptık. Sahnedeki işlem bittikten sonra sahnenin arka bölümünden de inmeleri gerekiyor. Ve şu arka yoldan doğru yeme içme standımızdan geçerek, yani derneğimize bağış için yeme içme standımızdan geçiyorlar. Arzu ediyorlarsa içecekler, pomelleri, içme standından istediklerini alıp şu kapıdan, arkada gördüğünüz kapıdan da çıkış olarak bölümlere ayırmış bulunmaktayız bahçemizi. Çok teşekkür ederiz. Kusuyla ağzını çarkalıyorsun. Sonra yutabilirsin çünkü ağzına yemek plastikten olmasın diye. Şimdi burada elimde iki tane çubuk var. Hayatta birisi sağ yanak için, diğeri de sol yanak için. Avurda ağzına koyacaksın ve şöyle çekiyoruz. Ağzına koyuyorsun, yanağın içine böyle 7 saniye falan bastırarak. Yeter. Aynısını öbür yanağına da yapıyoruz. Yeterli. Teşekkür ederim. Şimdi biz bu kayıtları laboratuvara gönderdikten sonra 2 ay falan zarfında sana bir kart gelecek. Hani kayıtlı olduğuna dair kayıt kartı gelecek. Kan bankası galiba. İlik ve işte kök hücre. Ama bugün burada kayıt olduğunda hemen vermek gibi, illa da vermek zorunda kaldığın veya böyle bir durum yok. O zaman da tekrar soracaklar. Ama şimdi sağlıklı çıkabilirsin. İşte 5 sene sonra olur da birisine de, yani uyum sağlayan bir kişi olursa sen verecek durumda olamazsın. O yüzden yani sende rahatsızlıklar çıkabilir. O yüzden tekrar muayeneden geçeceksin. Tekrar sana soracaklar. Aynı peşlerimiz ekleyelim. Hani ister misin, istemez misin diye. Muayenelerden de komple geçtikten sonra inşallah bir cana hayat verme yolunda inşallah. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür tamam. ediyorum. Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelikdöven Hanımefendi ile birlikteyiz. Bugünkü etkinlik hakkında kendisinden bilgi alacağız şimdi. Evet, bugün Umut Yolu Kanser Çocuklar Derneği'nin bahçesindeyiz, Melekler Bahçesi'nde.
26-27 Haziran için böyle bir anlamlı gün hazırladık. Bugünümüzün hazırlanması ilk ve kök hücrelerin nakillerin kayıtları için hazırlanmış bulunuyoruz. Tabii ki pandemi döneminde kanser hastalarımız biraz daha mağdur kaldılar. %40 oranında ilk ve kök hücre nakillerinin kayıtları geriye gittiği için biz de ilk fırsatta biraz daha böyle ortam gevşedikten sonra hemen böyle bir projeye imza atmak istedik ve bugün bu projeyi veya yarın da dayanında bu projeyi gerçekleştireceğiz. İnşallah bir kanser hastası çocuğumuza veya işte yetişkine bu vesileyle hastalığından kurtulmasına sebep olabiliriz. Yani bütün işlem, bugün çalışma, bu yarınki çalışma kanser hastası olup da sırada bekleyen ilik ve kök hücre için olan tüm hastalarımız için. Teşekkür ediyoruz.